yengemle ilk videoya hoş geldiniz falan diye böyle. Joy, benim dikkatimi dağıtıyorsun anne. Ay ama burası da tatlı oldu. Baştan almasam mı? Bunun yanı sıra size bugün sizlere balık burcunu anlatacağım ve balık burcu bu 12 burç döngümüzün 12. burcu. Öncelikle birkaç özelliğinden bahsedeceğim. Ondan sonra da bir 12. burcu size tanıtacağım. Şimdi şöyle, balık burcu dişil bir burç. Gezegeni Neptün, su elementine sahip ve değişken. Bunu belki ilerleyen zamanlarda hani balık burcunu daha ayrıntılı anlattığımda zaten üzerinde dururum. Özellikle Neptün gezegeninin yani balık burçlarının üzerinde gerçekten etkisi var. Bunun da sebeplerini söyleyeceğim. Balık burcu 12. evi sembolize ediyor. Ve bu çok önemli çünkü 12. ev bizim iç dünyamız, kendimize döndüğümüz yer ve belki hani yastığa başımızı koyduğumuz zaman hiç kimsenin bilmediği ama bize ait olan o dünya vardır ya, belki kimseye söyleyemediğimiz sırlarımız, bütün bunları ve iç potansiyelimiz aslında bir yerde. 12. ev bunu sembolize ediyor. Ve balık da 12. eve tekamül ediyor ve böyle bir döngünün de toparlanması, bitmesi gibi düşünün. Aynı zamanda hani bir sonraki burç da 1. Koç burcu olduğu için bazı astrologlar hani ona da hazırlık diye düşünüyorlar ve söylüyorlar. Aslında balık burcunu anlatırken çok şey söylemek geliyor içimden. Çünkü benim annem balık, dayım balık, anneannem balık, etrafımda çok fazla balık var. Ve sizde de öyle mi bilmiyorum. Özellikle bunu kova burçlarına soruyorum. Yani kova burcuysanız sizin de etrafınızda çok balık var mı? Ya da balık burcuysanız kova burcu böyle çok etrafınızda bulunuyor mu? Arkadaşlarınızı genelde balık ya da hani kovaysanız balık, balıksanız kova olarak seçiyor musunuz? Ya da bu benim bilmiyorum kaderim mi, şansım mı? Bundan dolayı çok memnunum ama balık burçlarını gerçekten iyi tanıdığımı da düşünüyorum. O yüzden hani çok fazla şey var aklımda ama biliyorsunuz ki 3 olumlu 3 olumsuz diye ele alacağım. Olabildiğince böyle net ve pratik olarak gidebilmek için. En sonda da size hani bütün bu balık burcuyla ilgili söylemek istediğim diğer şeyleri de söyleyeceğim. Hazırsanız, ben çok hazırım zaten, direkt bir giriş yapalım. Öncelikle arkadaşlar, gelişkin olan balık var ve gelişkin olmayan balık var ve bu ikisi çok çok önemli. Dolayısıyla biz bir burca baktığımızda ve ben anlatırken genellikle hani gelişkin olan balık şöyledir, gelişkin olmayan böyledir diye bölmek istemiyorum. Genel hatlarıyla yani %90 zamanda gelişkin olarak ele alıyorum. Ama sizde bu özellikler yoksa gelişkin olmadığınızı varsayın ve dolayısıyla isterseniz, dilerseniz bunun üzerine çalışabilirsiniz. Bu böyle bir aklınızın bir köşesinde dursun. Diğer bir konu da özellikle balık burcuyla hani ilk defa burç videolarımı izleyenleriniz olursa diye yeniden ve yeniden belirtiyorum. Balık burcunu evet anlatıyorum ve siz Mart doğumlu olabilirsiniz ya da Şubat sonlarında doğmuş olabilirsiniz. Yani net olarak balık burcu olabilirsiniz. Lakin bütün doğum haritanıza baktığımız zaman, bu doğum haritasıyla ilgili bir video belki çekeceğim, daha bilmiyorum ama yorumlarda da benimle paylaşabilirsiniz. Sizden gelen sorular ve sizin düşünceleriniz de bu anlamda önemli. Dolayısıyla da bütün haritaya baktığımızda 12 eve, gezegenlere, işte gezegenlerin konumuna, hatta açılara, orada sizin su elementini ne kadar taşıdığınız, oralarda da balık mısınız, değil misiniz? Yani buram buram mısınız yoksa böyle ucundan balık mısınız olduğunuzu bize doğum haritanız zaten gösteriyor. Dolayısıyla bunu da neden özellikle belirtiyorum? Çünkü ben o değilim ki, ben şu değilim ki diyebilirsiniz. Bu noktada eğer ki astrolojiye ilginiz varsa bir doğum haritanıza baktırmanızı ya da siz biliyorsanız zaten bakmışsınızdır. Bunu göz ardı etmemenizi nacizane tavsiye ediyorum. Balıkların birinci olumlu özelliği hayal güçlerinin çok kuvvetli olması. Yani gerçekten hayal gücünüz aşırı derecede kuvvetli. Gelişkin olmayan balıklarda da mesela fazla hayalperestliğe varabilir bu durum. Sadece ona dikkat etmenizde fayda var. Ama sizin zaten doğal yeteneğiniz bu. Yani hayaller kurmayı seviyorsunuz,
Neptün gezegeninin en belirgin özelliklerinden zaten biridir. Ve yani gidersiniz böyle, hani mesela şu vardır ya, şöyle dalıp gitmek böyle. O tamamen bana balığı anlatıyor ve bu balıkların açıkçası buğulu gözlere sahip olduğunu söylemiştim bir videoda. Başak da mıydı? Başak da herhalde, çünkü arkası balık dediğimde ele almış olabilirim. Beren Saat'ten bahsetmiştim. Balık ünlülerini ele alacağım bu videoda da, ama o buğulu gözlerinin de bence en büyük sebebi bu hayal kurmaları. Gerçekten onların hayal güçleri çok kuvvetlidir. İkinci olumlu özelliğiniz, arkadaşlar, romantik bir burç diyorsanız balıktan bahsediyorsunuz. Çünkü bütün burçlar arasında en romantik burç balıktır. O böyle sürprizler yapmayı sever, işte notlar bırakmayı sever. Yani sevgisini ifade etmekten bir kere çekinmez. Arkası Başak, ona değineceğim. Ondan dolayı gelen böyle bir analitik bakış açısı vardır. Ama duygulara söz konusu olduğunda tamamen o balıklığıyla böyle naif bir şekilde hareket eder. Ve sizi gerçekten böyle ayaklarınızı yerden kesecek sürprizler yapabilir. Böyle yani müthiş şeylere hazır olun derim. Özellikle romantik bir partner arayışındaysanız, yani bunu böyle söylemek çok aslında tırnak içinde biraz tuhaf ve saçma olabilir. Ama yani buram buram bir balıksa gerçekten artı özellik diye koyun onu bir kenara derim. Çünkü bence çok önemli bir noktası oluyor. Yani siz romantiklikten çok hoşlanırken kalkıp da işte hiç romantik yani hiç demeyeyim de az romantik olan Oğlak Burcu'na gidiyorsanız ve doğum haritasında da dediğim gibi Oğlak baskınsa, o ilişkiden çok fazla romantiklik bulamayacaksınız. Dolayısıyla bunu beklemeyin. Üçüncü olumlu özelliğiniz, bir kere balıkların empati yetenekleri inanılmaz derecede güçlüdür. Yani bir şey anlatırsanız zaten ona, genelde sizi hep dinler. Hatta kendisini sizin yerinize koyar. Bunu olumsuz özelliklerinde ele alacağım. Onlar o kadar dinler ki sizi, böyle sizin bütün duygularınız ve düşünceleriniz ona geçebilir. Yani siz akıtırsınız böyle ve dertleşirsiniz, kendinizi muhteşem hissedersiniz o konuşmanın sonunda. Ama bir balık böyle dinler ve hani böyle dinliyor diye düşünün mesela başında ve konuşma sonunda şu hale gelir. Ama nedenini bilmez eğer ki gelişkin değilse bu açıdan. Yani bunun farkına varmanız şu anlamda önemli. Yarın öbür gün size bir arkadaşınız bir şey anlattığı zaman bilin ki siz çok empati yeteneği kuvvetli bir insansınız. Bilin ki onun dertlerini kendi dertlerinizmiş gibi alabilirsiniz. Ve bu yüzden de hani farkında olmadan modunuz düşebilir. O sebeple belki dinlemek istemiyorsanız ya da size ağır geliyorsa hani enerji olarak, şu anda gerçekten seni çok seviyorum ama bu bana çok fazla geliyor. Çünkü çok kendimi böyle kötü hissediyorum bunu anlattığında. Ne yapabilirim bilmiyorum, yardımcı olabilir miyim ama gerçekten dinlemekte çok zorlanıyorum diyebilirsiniz. Balıkların olumsuz 3 özelliğine değinecek olursak, birinci olumsuz özelliğiniz, gerçeği olduğu gibi görmekte zorlanabilirsiniz. Balıklar dediğim gibi özellikle bu Neptün'ün etkisinde olduğunuz için yani gerçekleri bazen objektif olarak ele almakta zorlanabilirsiniz. Çünkü hayal gücünüz devreye girer. Bir de ikilikler yaşayabilirsiniz. Acaba öyle miydi? Acaba böyle miydi? Değişken bir burçta olduğunuz için yani böyle emin olamama haliniz açıkçası olabilir. Dolayısıyla da bu noktalarda gerçek neyse ya da size söylenen neyse onu objektif bir şekilde ele almaya dikkat edin derim. İkinci olumsuz özelliğiniz, aslında ben bunu size bir soru sorarak devam etmek istiyorum bu konuda. Sağlıklı sınırlara sahip misiniz? Çünkü arkadaşlar, sağlıklı sınırlara sahip olmak demek aslında bizim alma verme dengemizi etkiliyor. Ve burada da balıklara şöyle bir rol düşüyor açıkçası. Balıklar yardım alma konusunda zorluk çekebilirler. Hayır demekte zorlanabilirler. Ve bu açılardan eğer ki bir balıksanız ve sağlıklı sınırlarınız varsa bu konularda çok zorlanmazsınız. Kolayca hayır diyebilirsiniz. Ben bunu istemiyorum, çok teşekkürler diyebilirsiniz. Çünkü vermek yani sizin böyle
Yani kalbinizde var, bütün benliğinizde. Yani ne öğretmek de değil, sevginizi paylaşmak, dinlemek, ona hediyeler almak ve vermek. Yani siz onu böyle şımartmak, paylaşmak, bunu çok seviyorsunuz. Ve yani en etkileyici kısmı da zaten bundan bir karşılık beklemezsiniz. Üçüncü olumsuz özelliğiniz, kendinizi çok kolay kurban psikolojisinde bulabilirsiniz. Yani şu olabilir: yazık bana, vah vah, ah niye bana böyle oldu, işte ay yazık 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 falan gibi gibi böyle. Bir şey olduğunda direkt kendinizi suçlamaya meylenebilirsiniz. Bunun da çok sevgili balıklar en büyük sebebi, bu olumlu özelliklerinde hani bahsetmiştim ya, empati yeteneğiniz çok yüksek diye. Bunun da bir belki dezavantajı olarak alın bunu, siz çevrenizdeki insanların duygularını, yani düşüncelerinden daha çok duygularını ve enerjilerini sünger gibi çekersiniz. Burada sünger gibi derken hani SpongeBob SquarePants vardı ya, aklıma geliyor. Ay ne severdim. Şöyle bir yerlere koyalım onu, çok özledim ya. İzleyenleriniz mutlaka vardır SpongeBob'u. Neyse, onun gibi böyle çekersiniz ve emersiniz. Ve bu duygu size yapışırsa dediğim gibi modunuz düşebilir ve ay bana ne oluyor, yazık bana falan gibi böyle bulabilirsiniz kendinizi. Eğer ki sizde böyle bir durum yaşanıyorsa buna dönüp bir bakın. Çünkü gerçekten sizinle alakalı olmayıp sizi etkileyebilir. Balıklar kendilerini yalnızla çekmek isterler ve yalnız olduklarında da deşarj olurlar. Şimdi balığı bir genel hatlarıyla da ele alayım. Bir kere her yerde güzellik görürler. Rüyaları çok fazla çıkar. Ve hatırlarsanız Akrep Burcu videosunda sanırım hani sezgilerinin, akreplerin çok güçlü olduğunu söylemiştim. Ama balıkların da mistik bir yönü vardır. Mesela dediğim gibi rüyaları çok fazla çıkabilir. Bir şey hissedebilirler. Mesela birini düşünürler, anında o kişi arayabilir. Bu anlamda yani mistik açıdan ve hatta spiritüel açıdan balıkların derinliği çok fazladır. Baktıkları her şeyde bir güzellik ararlar. Yumuşak bir ses tonları vardır. Yani mesela şöyle söyleyeyim, ben kovayım ve kova olarak anlatıyorum. Ama bir balık olarak anlatsaydım, mesela Beren Saat'i hayal edin, onun ses tonunu bilirsiniz. Mesela Drew Barrymore hani vardır, onun da ses tonu. Ve ben balık olsam şöyle anlatırdım. Evet arkadaşlar, ve bugün size gerçekten bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bunda gibi gibi, yani böyle baskın, hani baskın olsa bile baskın değildir genel olarak ses tonları ama böyle bir yumuşaklık, bir naiflik, onu hissedersiniz hem bakışlarında hem ses tonlarında. Zaten değişken diyorum. Hani böyle bir işve cilve balıklarda da vardır ama böyle balık su elementi olduğu için böyle süzülür gider. Yani o en böyle naif burçlardan biridir. Balıkları koruyalım, kollayalım diyorum size. Yani gerçekten güzel enerjileri vardır. Her burcun kendine has enerjisi var. Ama balıklar böyle bütün 12 burcun hepsini alır. Yani koç, boğa, ikizler, yengeç bütün burçları içinde barındırır. Ve burada yeri gelmişken şuna da değineceğim, bunu söylemem gerekiyor. Bağımlılıklara en yatkın burç balıktır. Ve aynı zamanda da delirmeye en müsait burçlardan biri balıktır. Bunun en büyük sebebi, yani balık hep böyle bir gizemi arar. Yani o tarafa yönelir diyeyim. Bilmiyorum, buna hani mistiklik deyin, spiritualizm deyin. Neydi bu ya? Spiritüellik mi olur? Ne deniyorsa. Dolayısıyla hani burada balıkların şunun farkına varmasında bir önem var diyeyim. Bir kere siz böyle maddiyat peşinde olan insanlar değilsiniz. Daha doğrusu bu sizi tatmin etmez. Bir işe başladığınız zaman ya da bir işiniz varsa eğer şu anda orada lider olayım, aman kendimi göstereyim ya da böyle çok hırslıyım gibi duygular sizde söz konusu değildir. Siz başarılı olmak için mesela bir oğlak gibi yapmazsınız o işi. İçinizden gelmiştir, seviyorsunuzdur onu yapmayı, o işin başkalarına çok fayda sağlayacağını düşünüyorsunuzdur. Bu yüzden yani rekabet yoktur dediğim gibi, maddiyat yoktur, böyle lider olayım gibi bir isteğiniz yoktur. Aynen, yani tek şey bu aslında. Sizde bu istekler mevcut değildir. Dolayısıyla arkadaşlar, balıksanız bunları bilerek yaşamak
bence ve belki hayatınızı daha da kolaylaştırabilir. Burç videolarının açıkçası böyle bir etkisi olacağını da düşünüyorum. En azından benim anlattıklarımın. Yani olay sadece astroloji asla değil. Ama bize mesela işte ben taşların gücüne inanıyorsam şu bir ay taşı ve dolunay zamanlarında elimde tutmak enerjimi daha da böyle dinginleştiriyor. Ben buna inanıyorum diyeyim. Sizler de ben balık burcunu anlattıkça bu özelliklerinizi belki bildiğiniz için ya da diğer burçlarda hani evet gerçekten böyle olabilir. Hani Kardelen böyle demişti diye de değil. Hani balık burcunun özelliğini söylemişti Kardelen, bir onu dikkate alayım diye düşünürseniz belki hayatınızda böyle faydası olur ve olumluya daha da gidebilir her şey. Benim burçları ele almamın hani en büyük sebeplerinden biri de zaten bu. Hani sadece aman da balık da şöyledir, böyledir demek değil açıkçası. Bunu bir yerde okumuştum ve beni aşırı etkilemişti. Balıklarla ilgili şey diyordu. Balık burcu derinlerinde evrensel sevgi ve insanoğlunun iyiliklerini barındırır. Yani o böyle kalp 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 kalp. Yani kalpler dünyası. Gerçekten böyle... Evet hani bu arada şuna da değinmem gerekiyor. Çok evet sevgi var, bütün bu dediklerim geçerli balıklar için ama arka tarafları da Başak. Ve bu ne demek? Hatırlarsanız Başak eleştirel, mükemmeliyetçi, detaycı, detaylara takılan ve bu sebeple büyük resmi görmekte zorlanabilen. Ama balıkta da şu oluyor, balık da o kadar çok büyük resmi görüyor ki o detayları atlayabiliyor. Yani mesela o doğanın güzelliği içinde böyle koşuyor. Diyelim muhteşem böyle bir ormanda ama koşarken o çalıları görmediği için düşüyor ya da işte ayağı yara alıyor gibi düşünün. Dolayısıyla hani bütünü görmek çok güzel ama detaylara da bir balık olarak önem vermiyorsanız biraz bazen önem vermemiz gerekiyor. Balıkla Başak'la ilgili yani balık ve Başak hani arkası Başak, onunla ilgili başka söyleyeceğim bir şey var mı diye bir düşünüyorum. Yani Başakların daha böyle bir akılcı yanı vardır. Zaten Başak, Merkür, Balık, Neptün. Dolayısıyla hani böyle dedim ya size hayalperestsiniz, hayaller alemine kapılabilirsiniz. Oralarda sizi eğer rahatsız edecek bir boyuttaysa hani bir dakika ben şimdi burada ne yapmalıyım? Acaba atladığım bir şey var mı diye bir bakın kendinize ve detaylara biraz daha önem verin. Bunun yanı sıra size iyi gelecek, sizi yansıtan meslekler doktor, hemşire, şifacılık konuları olabilir. Müzik, sinema, fotoğraf, sanatla ilgili alanlar. Ve tabii ki de yazarlık. Yazarlık demişken de buradan balık ünlülerine bağlayacağım. Çünkü Gülse Birsel müthiş bir balık ünlüsü ve kendisi inanılmaz bir yazar. Yani hayal gücünün dediğim gibi ne kadar kuvvetli olduğunu zaten anlatmama gerek yok. Kendisini sadece takdir edebilirim. Gülse Birsel, evet balık ve aynı zamanda da Murat Boz bir balık erkeği. Beyaz da bir balık ünlüsü. Beren Saat'i tekrardan ve tekrardan seve seve burada bir balık ünlüsü olarak anabilirim. Nejat İşler'imizi zaten unutmamak gerekiyor. Hani Nejat İşler'in de gözleri çok buğulu. Evet o böyle biraz daha hani bilmiyorum aslında bence Ağır abi gibi durmuyor. Yani Nejat İşler'in de içindeki o sevgi, o paylaşma aşkı yani... Çok başka ve zaten balıklardan çok iyi oyuncular çıkar. Çünkü o duyguya çok iyi girerler. Arkadaşlar dediğim gibi duygularına duvar örmedikleri için hani balıklar zaten akışa bırakırlar kendilerini bu anlamda. Bu sebeple de yazar olmaları, sanatla ilgili alanlarda başarılı olmaları gayet mümkün ve beni hiç açıkçası şaşırtmaz. Son olarak Victor Hugo ile Einstein'da balık burcu. Bilmiyorum fotoğraflarını bulabilirsek eğer onları da şöyle koyalım. Bu arada geçen günlerde baktım hani kim ne burcu diye böyle ben klasik müzik dinlemeyi çok severim ama böyle her günde bir saat klasik müzik dinlerim gibi böyle bir durumum yok. Ama severim. Beethoven'ın ne burcu olduğuna baktım ve de Mozart'ın. Mozart kova burcu ve zaten biliyordum falan diyeceğim burada. Çünküsünü biliyorsunuz. Malumunuz ben de bir kovayım. Ve Mozart'ı da severim şimdi. Yalan yok ama Beethoven'ı da çok severim. Beethoven'da arkadaşlar yay burcu. Onu da parantez içinde size söyleyeyim ilgilenenleriniz için. Size sevgili balıklar şunu da yani eklemem gerekiyor, söylemem gerekiyor diye düşünüyorum.
ruh, beden ve zihin dengenizi koruyabilmeniz sizin için gerçekten bütün burçlardan çok daha fazla önem arz ediyor. Bunun da sebebi hani siz çok kolay karışabiliyorsunuz, çok kolay diğer insanlardan etkilenebiliyorsunuz. Yani kimileri böyle hiç üzülmezken siz bir anda üzülebiliyorsunuz. Bir mutluluğunu arkadaşınızın gerçekten canı gönülden böyle çok derinden yaşıyorsunuz. Dolayısıyla da hani bütün bunlar olurken ruh, beden ve zihin sağlığınıza ekstra ama ekstra özen gösterin lütfen. Balık burçlarını çok kısa bir şekilde ele aldım demek isterdim böyle 5 dakikada 10 dakikada ama biliyorum ki öyle olmadı. Çünkü özellikle burç videolarını daha böyle anlatmadığım bir şey kalmasın, hani her şeyi söyleyeyim. Olabildiğince ne anlatabilirim olarak böyle bakıp ele alıyorum. O yüzden de umuyorum ki hani bana böyle anlatması çok keyifli olduğu kadar size de izlemesi keyiflidir. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok 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 şükran duyarım size. Aynı zamanda o çıngırağı da açmanızı isterim çok çünkü o zaman yayınlanan videolardan haberiniz oluyor. Bu arada genelde pazartesi, cuma günleri video yayınlıyorduk. Cuma günleri 6'da kesin olarak video yayınlıyorum. Ama bazen pazartesi günleri yayınlamadığım da olacak bundan sonra. Çünkü haftada 2 video gerçekten böyle zorlayabiliyor. Bir de hani ayda belki 1 ya da 2 kez pazartesi günleri yayınlayabilirim bilmiyorum. Ama cuma günleri 6'da kesin olarak video geliyor. Bilginiz olsun. Zaten dediğim gibi onu açarsanız da haberiniz olur. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve balık burcuysanız onu söylemedim inanamıyorum. Doğum gününüz çok 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 kutlu olsun. İyi ki varsınız. İyi ki siz balıklar bizim dünyamızdasınız. Siz olmasaydınız gerçekten ama gerçekten birçok şey eksik kalırdı. O yüzden de varlığınıza minnettarım. Özellikle buradan annemin, dayımın, anneannemin de doğum günlerini kutlamış olayım. Ve gerçekten bütün balık arkadaşlarımı da doğum gününü kutluyorum. İyi ki varsınız. Nice yaşlara. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Bayağı özlemişim kamera önünde olmayı. Falan filan. Joy bugün size balık burcunu anlatacak. Aşkım. İstemiyor musun anlatmayı? Anlatmayı istemiyor da olabilir. Canı isterse anlatacak. Çünkü o bir boğa. Yemek yemek isteyebilir, uyumak isteyebilir, yatmak isteyebilir. Değil mi aşkım? Paşa gönlü bilir. Değil mi?